Risk faktörlerine gelince, aslında bahsettiğiniz risk faktörleri doğru. Tıpkı kalp damar hastalıklarında olduğu gibi periferik arter hastalarında da temel risk faktörleri aynı. Nedir bunlar? Diyabet, sigara içimi, yüksek tansiyon, ileri yaş, yüksek kolesterol gibi faktörler tıpkı kalp damarlarını etkilediği gibi periferik arter hastalığında da organlarımızı besleyen damarlarda aynı şekilde etkiler ve bunlar da hastalığa sebep olur. Peki hocam, kilo o zaman her yerde karşımıza çıkıyor. Dediniz ki damarların yağlanması. Damarların yağlanması da beslenmeden yola çıkarak diyebilir miyiz? Beslenme tabii bütün hastalıklar için ana faktörlerden birisi. Şimdi kilonun kendisi atar damarlarda tıkanıklık yapmaz. Evet. Bunu söylememiz gerekiyor. Fakat kilolu kişilerde aynı zamanda düzensiz beslenme, karbonhidrat ağırlıklı beslenme gibi sağlıksız beslenme koşulları da mevcut olduğu için aynı hastalarımızda hipertansiyon da eşlik ediyor. Çoğu zaman diyabet eşlik edebiliyor. Çoğu zaman kolesterol değerlerindeki bozukluk eşlik edebiliyor. Dolayısıyla hem periferik arter hastalığına hem de koroner kalp hastalığına yatkınlık bu hasta grubunda daha yüksek oranda görülüyor. O zaman kimlerde görülür dediğimizde mutlaka şekeri olan daha dikkatli olması gerekir. Tansiyonu, kolesterolü olan daha dikkatli. Evet.